Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Biz sabah kahvaltı vesaire yaptık. Saatlerimiz şu an zaten geç oldu ama ben 9'u 10 geçiyor. Biraz geç açtım bugün. Sebebi de arkadaşlar size geçen günlerde aradığım ve bugün aşağılarda yani bizim eski büfenin oralarda bir tane büyük BİM var. Hakan'a dedim ki oralara gidecektim motoru yıkamaya. Beni de götürür müsün oradaki BİM'e bir bakmak istiyorum. Sonra götürdü. Öncelikle yine salı günü müydü? Vallahi hatırlamıyorum. Üstünden bir hafta falan geçti galiba. Şu zeytinlerden gelmişti. Söylemiştim hatta. Bizim burada tabii ki her zaman olduğu gibi kalmamıştı. Ama bu gittiğim BİM'de arkadaşlar bundan 20 tane falan vardı. Böyle 2 tane aldım. Dedim ki sizlere de göstereyim. Tam kaldıracaktım. Daha sonrasında şu baharat öğütücüden gelmişti. Yine bunu da söylemiştim. Söylemiştim miydim hatırlamıyorum ama vlog içerisinde söyledim diye hatırlıyorum. Şu baharat öğütücüden yani pilli baharat öğütücüden almak istiyordum. Şu gri rengi kalmış ama olsun yani sıkıntı değil. Bizim eve de uyuyor zaten siyah ya da gri fark etmez. Böyle bir tane baharat öğütücü aldım. Bayağı güzel arkadaşlar şeyi. Yapısı falan tipi de çok tatlı bence. Böyle gri, mat gri. Tabii elden lekeler olacak muhtemelen bunda matlarda bir de çok çıkmıyor ama bayağı beğendim. Ben bunun ikilisini 260 lira sanıyordum. O yine teklisi 260'mış. İnternette de yani bu kadar fiyatları bu arada. Yani tanesi 250'ye var, 300'e var, 400'e var. Yani 250'den başlıyor. Ben iki tanesi 260 diye düşündüğüm için bana uygun gelmişti fiyatları. Tekinin 260 olduğunu duyunca internetteki fiyatlarıyla aynıymış. Şimdilik aldım böyle arkadaşlar. Biz karabiberi çok fazla yani o da öğütücüde ama manuel öğütücüde. Onu çok fazla kullanmıyoruz. O yüzden de dedim ki yani sadece tuz için olsa yeterli olur şimdilik. Eğer ki lazım olursa tekrardan karabiber için de alırım. Bir de bunun şeyini ben birazcık küçük buldum. Yani şu kadar haznesi. Bu bence birazcık küçük. Yani biz bugün kullandığımızda şöyle bakın buraya kadar falandı. Hemen bir kademe falan düşmüş. Yani 10 günde falan yenilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Olsun neyse yapacak bir şey yok. Hakan da ne olduğunu anlayamamıştı ama o da beğendi. Bu şekilde böyle kullanıyoruz. Kutusunu atmadım. Dedim ki önce size göstereyim. Ondan sonra atarım. Dediğim gibi sadece haznesinin küçüklüğü dışında ben çok beğendim. Rengi falan bayağı iyi. Şöyle de zaten dökülüyor. Yani şuradaki butondan böyle dökülüyor. Beğendim arkadaşlar. Başka da bir şey almadım. Günaydın arkadaşlarım. Hepiniz günaydın, günaydın. Son videomun üstünden birazcık zaman geçti. Yani 2-3 gün falan geçmiştir diye düşünüyorum. Ben şöyle farklı bir kahvaltı hazırladım bugün. Çok çok öncesinde yapmıştım bu milföylü börek diyelim yani. Kolay börek diyelim. İçerisinde kaşar koymuştum. Yani Hakan çok şey yapmadı. O zamanlar hani çok beğenmedi gibiydi. Tekrardan yapmamıştım ama vallahi sıkıldım hep aynı şeylerden. O yüzden farklılık olsun diye şöyle milföy yaptım. İçine yine kaşar koydum. Şimdi yumurtamızı yapacağım. Şöyle kahvaltıyı da hazırladım. Yumurtamızı tabii ki sucuklu yumurta. Onu da şöyle tabağıma koyacağım. Hakan'ı da uyandırdım. Çayımız da hazır. Burası da böyle karmakarışık oldu. Bugün size şunu göstereyim arkadaşlar. Bahçemizde kocaman bir limon. Bakın. Kendimiz yetiştirmesek derdim ki bu hormonlu yani. Ama bahçeden bizim şu arka bahçeden kocaman bir tane ağaç var. 10-15 tane falan limon çıkartmış. Şöyle nasıl elimden de büyük yani. Kocaman şöyle bir limon. Ondan sıktım maydanoza. Sıkması biraz zor da yine de doğal sonuçta. Böyle. Şimdi şuraları bir toparlayayım hemen. Sonrasında kolaylık oluyor benim için toplu olması. Hakan da uyandı zaten. Gelecek o da şimdi. Kahvaltımızı yapalım. Hello. Sabah size biraz kahvaltıyı göstermiştim. Ondan sonrasında da mutfağı topladım. Klasik. Daha sonra bilgisayarda işlerim vardı. Hatta hala da var da. Sonra dışarıdaki kedilerime gittim. Mama verdim. Mama koydum. Sonrasında duşa girdim.
Şimdi birazcık saçlarımın ıslaklığı azaldı. Dedim ki saçlarımı tarayayım. Her gün B12 içmem gerekiyor arkadaşlar. Her gün B12'mi unutuyorum. Yani unutuyorum dedim, içiyorum. Sonradan geliyor aklıma da. Ama unutuyorum yani. B12 böyle genellikle unutkanlık yapmaması için içiliyor ya. Ben B12'yi unutuyorum mesela. Bugün de içmedim. Unuttum. Demin aklımdaydı. Duşa girdiğimde, çıktığımda içeyim dedim. Yine unuttum. Şimdi geldi aklıma. Bu da bitti. Bitecek arkadaşlar. Sonunda var. Dedim ki onu bitireyim. Zaten yedekliydi. Ambalajı değişmiş bu arada. Ama ben zaten geçenlerde BİM'e gelmişti bu. O yüzden yine yedekledim. Yani iki tane daha var. Ve bu da zaten bitti şu an. Daha sonra bu hem keratin milk homun hem de saç işte tarayken açan bir ürün. Hem de bakım yapıyor, yumuşatıyor ve elektriklenmeyi önlüyor. Bunu da böyle normalde Morphe-Zinc'ini kullanıyorum biliyorsunuz. Ama bakımda yaptığı için ekstra. Bu aralar saçlarımda köklerinde falan şuralarda böyle kepek yani kuruluk var. Kabuk kabuk oluyor. O yüzden de normalde yağ kullanıyorum aslında. Elsev'in 7 mucizevi yağı var biliyorsunuz ki. Ama dedim ki argan yağı kullanayım. Geçen duşumda da argan yağı kullandım. Şimdi bir süre argan yağı kullanacağım. Bakalım şu anda mesela yok gibi bir şey. Daha bir kere kullandım ama argan daha iyi gelir diye düşündüm. O çünkü daha yoğun bir yağ. Şöyle. Hem kolay taranıyor hem de böyle bakım yapıyor saça. Birkaç fıs sıktım. En son olarak da argan yağımı. Yine bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Bir ara kullandım. Sonra bu işte yağlarda ben şeyi sevmiyorum. Yapısının katı olmasını sevmiyorum. Şimdi bunun da mesela yapısı katı. Diğer 7 mucizevi yağ var ya, o çok güzel bir şekilde. Yani kremi aşırı böyle sıvılığı çok iyi. O yüzden onu daha çok seviyorum. Açıkçası yani seviyordum. Yani bunun hani etkisini falan filan böyle çok uzun zamandır kullanmadım ama dediğim gibi geçen duşumda kullandım. 2-3 duştur fark ediyorum böyle saçımda kuruluk var. Hatta doktora gittiğimde doktor bana bir yağma bir şeyler dedi ama ben sandım ki onu reçeteye yazdı. Ama saçımla ilgili sadece ilaç yazmış. B12 ile işte demir ilacını yazmış. Onlar da bir ay dolmak üzere zaten, bir 8-9 gün kaldı herhalde. Her gün içtim yani. Her gün de kullandım. Bugün de 29 Ekim arkadaşlar. Cumhuriyet bayramımız hepimizin kutlu olsun. Tabi siz bunu Kasım'ın ortasında ya da sonunda izleyeceksiniz. Çünkü videolarım şu an sıralı. Aslında çok videom yok. Çünkü bu aralar çekim yapmadığım için bayağı bir ara veriyorum yani, öyle söyleyeyim. Şu an sadece elimde bu hafta, bir de önümüzdeki hafta videoları var. O kadar. Başka videom yok. Şu videom sonra da. Yani iki video var bundan hariç. Çok videom da yok ama işte çok çekesim de gelmiyor. Biz dün yine böyle gümrük market bulduk arkadaşlar. Bu tarafta çok yoktu. Bizim karşıda gittiğimiz çok güzel gerçekten. Orada böyle yani çok marka şeyler. Bir de mesela bu ay yani bu dönem dediğim Philips tam otomatik kahve makinesi popülerse direkt onu getiriyorlar o hafta. O yüzden orası çok çok iyi ve kaliteli ürünler ve çok büyük bir yer. Böyle iki tarafı falan var. Size birkaç kere göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Beyaz eşyalardan tutun. Yani incik cincik her şeye kadar. Hiç normalde satışta olmayan şeyleri bile bulabiliyorsunuz. Yani çok böyle denk gelirse falan. Karşıdaki çok güzel çünkü sıfır ürünler bir de. Garantiyi orada direkt kendileri yapıyorlar 2 yıl aynı şekilde. Yani nasıl diyeyim, ikinci el değil de normal bir mağazadan alıyormuşsunuz gibi, atıyorum. Oraya geldiğimde görmüştüm gittiğimde. Bir tane hanımefendi robot süpürge aldı mesela. Robot süpürgenin direkt garantisini orada başlatıyorlar ve servisiyle yani kendi markasıyla garantisini başlatıyorlar. Böyle kendi ithalatçı garantili değil yani, satan yer garanti vermiyor. Direkt kendi markası ile garantisi aldığınız an başlıyor. Bir sıkıntı olur vesaire. Hatta biz şeyi oradan aldık arkadaşlar. Derin dondurucumuzu oradan almıştık. O zaman fiyatını şu an hiç hatırlamıyorum ama fiyatı daha normal dışarıdakilere göre çok çok daha iyiydi tabii ki. Daha uygundu. Ve aldık.
fişe falan taktık. Dediğim gibi garantisini başlatmış olduk biz aldığımda. Fişine falan taktım ben. Birkaç gün denemek amaçlı. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Hatta arıza ışığı verdi. Ondan sonrasında direkt bizim Uğur marka Uğur'u aradık. Servis gelmişti. Motorunda mı ne bir problem vardı. Yani bütün servisi, kendi servisi, kendi motorunu direkt yeniledi. Yani sıfırladı. Zaten motor en önemli şeyi şeyin, buzluğun. Yani direkt sıfırlanmış oldu. Yaklaşık 2 senedir, 2,5 senedir falan da her gün duruyor zaten. Hani fişte takılı çalışıyor şu anda. Maşallah diyeyim. Şu an sıkıntısı yok. Ama ilk aldığımızda olabiliyor, olmaya da biliyor. Çünkü onlar da açıp orada denemiyorlar ürünleri. Açtıkları zaman garanti yapılıyor. Garanti yapıyorlar. O yüzden onlar da açıp kullanmadıkları için ürünleri denemiyorlar. Hani zaten bir sıkıntınız olursa direkt garantiye gönderebiliyorsunuz diyorlar. Ve iyi bir şey bence, ama buralarda öyle bir mağaza yok. Karşıdaki gerçekten çok güzel. Dün bir tane Hakan'ın karşısına çıkmış bu tarz şeylere de baktığı için. Ona dedik gidip bakalım. Küçükçekmece'deydi. Gittik baktık, işimiz de yoktu. Dün de Hakan'a tatildi. Ama güzel bir şey de yoktu arkadaşlar. Yani çok lazım olmayacak şeyler. İşte elektriksel bir şeyler vardı. Evle ilgili çok bir şey yoktu. Yani kıyafet vardı. Onlar da hani kıyafet almam. Muhtemelen öyle yerlerden kıyafet almam. Böyle giyilmiş gibi, kullanılmış gibi eski falan bir yırtık mırtık kıyafetler bazen oluyor. Sıfır, o karşıdakinde sıfır oluyor. Markalı ürünler oluyordu. Ama oradan hiç kıyafet almadım. Yani ben böyle ikinci el kıyafet çok giyebilen bir insan değilim. O yüzden almadık yani kıyafet, ama çok da dediğim gibi güzel bir şey de yoktu. Ama yine de bir gidip gezmiş olalım diye düşündük. Bizim şöyle seyahat yastığımız kayıp. 200 sene önce Didim'e gittiğimizde otobüsle gittik. Otobüste de olduğu için yani çok her şeyi dolduracağımız bir yer yoktu. Yanımıza almıştık. Hatta videolarımda, fotoğraflarımda falan da var. Dönüşte de hani boynumuzda, ama sonrası yok. Yani sonra ne oldu? Ben onu eve getirdim diye hatırlıyorum. Hatta bir yerlere koydum diye hatırlıyorum. Koyduğum yerlerde bulamadım bir türlü. Her yere baktım. Yani koyduğumu düşündüğüm her yere baktım. Hatta kileri dedim ki acaba kileri mi koydum? Çünkü işte seyahatten seyahat, seneden seneye lazım oluyor. Orada dursun. Kileri boşalttığımız zaman oraya da baktım. Ama maalesef bulamadık hiçbir şekilde. O yüzden bize de ki yeni bir tane alalım. Bunun da şeyi çok güzel. Böyle nasıl diyeyim? Benim bu boyun yastığım var ya, onun yapısında böyle. Hemen kendine geliyor ama yumuşak tüy şeyler gibi de değil. Çok da güzel. Bunu da dün hemen yıkama yattım, yıkandı. Şöyle. Seyahat yastığı. Fiyatı da çok uygundu. 150 liraya aldık. Diğeri de güzeldi. O da böyle griydi. Ama maalesef onu bulamıyoruz. Şimdi bunu aldık ya, dün diyorum kesin çıkar ortaya bir yerlere. Hani bir şey lazım olmayınca çıkar ya. Kesin çıkar bir yerlerden, ama bakalım. Çıkmasa da artık yenisini aldık zaten. Zaten Hakan'la bir yere gittiğimizde Hakan kullanacak arabayı ya da ben kullanacağım. Hani bir kişi kullanabilecek bunu da. O yüzden iki tane mi alsak diye, bir tane mi neyse diye bir tane alalım. Öbürü de çıkarsa ortaya. Hep beraber gidersek falan ikisini de kullanırız. Ama çıkmazsa da biz gittiğimizde zaten tek tek kullanabiliyoruz arabayı da. O yüzden tek kişi kullanacak. Yani kalabalık yapmasın, bir tane alalım dedik. Lazım olursa sonra yine bir tane daha alırız dedik. Böyle bir tane aldık. Size de göstereyim istedim. Fiyatı da çok uygun dediğim gibi. Bir de çöp poşeti falan aldık. Conta monta bir şeyler aldı Hakan da. Onları bilmiyorum ben. Böyle yani arkadaşlarım. Saçımı da taradım. Şimdi böyle kendi haline. Yani çok o kadar alıştım ki kendi haline kurutmaya. Kurutma makinesini aklıma bile gelmiyor. Yani hani kurusun saçım şimdi böyle kendi halinde. Hiç kurutmayacağım. Hem zaten zarar da veriyor kurutma makinesinin sıcaklığı. Gerek de yok. O yüzden kendi kendine kurusun. Evin içi zaten sıcak. Ev dışı soğuk bu arada, serin yani. Demin çıktım ya kedilerim onu vermeye. Biraz üşüdüm. Böyle çıktım. Dün iyi dava ama bugün birazcık soğuk. Böyle yani arkadaşlar, şimdi gidiyorum ben. Bir yerlerde yine inşallah görüşürüz. Arkadaşlar ben Reels çekiyorum. Ve ilk defa bir, yani bu tarifi ilk defa yapıyorum diye heyecandan YouTube'a çekmeyi unutmuşum. İnanabiliyor musunuz? Şimdi ben tava böreği yapıyorum. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Peynirim vardı elimde. Birkaç günlük, o yüzden hani dedim bozulmasın, yenmiyordu. Ekşimik gibi kullandım yani, öyle söyleyeyim. Ve maydanoz vardı. Maydanoz, peynir ve kaşar karıştırdım.
Ondan sonrasında hani yufkayı ilk başta serdim dışa doğru. Hatta Reels'ı da koyarım bu anlattığımdan sonra ama o hızlı olduğu için orada belki çok anlamazsınız. Ben yine de böyle anlatayım. Bir tane yufkayı şöyle tamamen serdim. Dışta da kalıyor yaprakları. Ondan sonra 3 yufka kullanıyorsunuz. Biri serildi. İkincisini ikiye bölüyorsunuz. Üstüne kopararak yaydım. Ondan sonra sostan döktüm. Sosum da yarım çay bardağı yağ, sıvı yağ, yarım su bardağı süt ya da 5-6 kaşık yoğurt. Ben süt kullandım, yoğurdum çok yoktu. Bir tane de yumurta. Sos da bu. Onun hepsini çırptım, sosumu döktüm. Sonra ikinci yufkanın yarısını kullandım. Kalan yarısını da tekrardan üstünü koparıp yaydım. Ondan sonra peynirli harcımı koydum. Yani peynir, kaşar ve maydanoz olan harcı koydum. Sonra tekrardan son kalan yufkamın yarısını üstüne serdim. Sosu döktüm ve diğer yarısını da yine üstüne serdim. Böyle dışarıda kalan şeyleri kapattım. Şimdi de pişmeye koydum. Yaklaşık bir 6-7 dakikadır 6 kısık bir şekilde en büyük ocakta şu anda pişecek. 5-6 dakika sonra ters çevirin diyordu. Şimdi de ters çevireceğim. Evet arkadaşlarım, böreğimiz böyle güzel olduğu gibi gözüküyor. Yemedim gördüğünüz gibi. Ben böreği çok tercih etmiyorum. Şunları döndürürken falan oldu. Sonra şöyle keki de koydum. 16 dakikası kalmış. O da olsun. Bu da klasik mozaik kekim zaten. Farklı bir şey yok. Farklı yapmıyorum. Yani ben bunu seviyorum. Diğerlerini, Hakan da bunu seviyor. Diğerlerini çok yapmıyorum. O yüzden size çekmedim. Şu yeniydi. Biraz sonra keseceğim. Bakalım nasıl olmuş, meraktayım ben de. Böreğimiz hazır. Şimdi kesmek için onu kesme tahtasını aldım. Bu şekilde oldu. Birazcık pişirdim altını üstünü. Biraz böyle yansın istedim de çok da tutmadım, sonra yapışır falan diye. Böyle güzel oldu gibi. Hello arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hakan pazartesi salı tatildi. Hakan yani evdeydi. Yani şu an bugünü pazartesi gibi hissediyorum. Bir evi toparlayıp temizlik yapmak istiyorum. Ama yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü dün süpürge yaptık zaten. Sadece bir eşyalar var katlanmaya her zaman olduğu gibi. Ve yatak odasında işte dağınık eşyalar falan var. Onları yıkamaya atacağım vesaire. Öyle ev işleri var yani. Şöyle biraz market alışveriş yaptım. Onları sizlere göstereyim istedim. Yeşil çayım bitmek üzereydi. Şöyle bu A101 markası sanırım. Mest. Nane limonlu yeşil çayı aldım. İhtiyaç alışverişi yaptım yani. Nere Hakan'ın patlamış mısırları bitmişti. Patlamış mısır aldım. Arpa şehriyi biliyorsunuz ki ben çok kullanıyorum. Şehriye salatası falan yapmıştım. O yüzden bir tane daha yedekledim. Şöyle senin daha fazla alacaktım da taşıyamadım. Şöyle süt aldım. Sütte bayağı şu anda sütlü kahve içmediğim için soğuk kahve. Sütüm vardı kapalı bir tane, bayağıdır duruyordu. Dün işte onunla hem böreğe hem keke kullandım. O yüzden bitti. Şöyle de bitter çikolatalarım vardı. Bunları da en son ne zaman aldım hatırlamıyorum. Şu anda bir tane kalmış. 2-3 tane vardı. Dedim ki 2 tane daha alayım. Bir de yoğurdum bitmişti. Yoğurt aldım. Şimdi yulaflı kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Ama diyorum ki bu videoyu da burada kapatayım. Uzun bir video olmuş olabilir. Yani şu anda net olarak dakikasını tabii ki bilemiyorum bu şekilde ama bilmiyorum, uzun olduğu gibi bir hissediyorum. Çünkü geçenlerde bir saç, dün yani saçım falan korurken, bakım yaparken biraz konuştum, anlattım bir şeyler. O yüzden o zaman daha 10 dakika olmuştu. Yani bir 6-10 dakika, 10-15 dakika daha olsa zaten 25 dakika olacak. O yüzden artık bu videoyu kapatayım diyorum. Market alışverişimi de yaptım. İhtiyaç alışverişimi. Dünkü tava böreğim de güzel olmuş arkadaşlar. Ben sevmiyorum pek börek. O yüzden yemiyorum. Hakan'a söyledim. Sordum yani nasıl olmuş dedim. O da güzel dedi. Yani pratik oluşu gerçekten çok güzel. Yani hemen hızlıca yapabileceğiniz bir börek. Hani misafire kahvaltıya da olur. Hani misafir kahvaltısına falan olur. Kendi kahvaltınızda olur hafta sonu. Ben sevdim. Ben dün normalde home kahvelerimi içiyorum biliyorsunuz. Guarana çörek otlu kahve. Canım hiç
yemek istemedi. Yani dün gerçekten iki dilim kek yedim. O bile fazla geldi bana. Sonra da başka da bir şey yemedim. İşte kahve içtim falan. Başka da bir şey içip yemedim. Yiyesim yoktu. Şu anda bile çok aç değil böyle karnım. Ama yulaflı kahvaltı yapmıştım. Normal bir yumurtalı kahvaltı yapmayacağım. Çünkü Hakan varken hep öyle, o tarz yapıyoruz. Sıkıldım artık gerçekten. Şimdi yulaflı kahvaltı hazırlayacağım. Günün devamında da dediğim gibi evde işte toparlanacak yerler var. Dip köşe temizliğimi zaten yaptım. Oda biliyorsunuz. Burayı da temizledim. Salonu temizledim en son. O yüzden dip köşe bir temizlik yapmayacağım. Yine üstten süpürüp silip tozları alırım her yerin. O şekilde devam ederim. Yani camları mamlarımı sildim zaten çok şükür. Tabii çoktan kirlenmişlerdir de yapacak bir şey yok. Şimdi ben sizlere burada veda ediyorum o zaman. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.